Gerçekten bunu yapacak mıyız? Evet. İstiyor musun? Evet. Kendimi garanti altına alıyorum şu an. Annemgille hiçbir şekilde bu konuyla ilgili muhatap olmak istemiyorum. Bana zorla dövme yaptıracak şimdi. Zorla. Yatarken boğazıma bıçak dayıyor. Bana ne zaman dövme yapacaksın diye. Evet. Yapacağımız dövmeyi gösteriyorum. Şu. Bu tarz dövmelerde en arkadan bakmak gerekiyor. Dövmenin ortada olup olmadığını. Arkadan baktığımızda tam ortada. Yoksa yandan baktığımızda içeride kalıyor birazcık. İçimiz etsin de şimdi başlıyoruz. Evet, alalım seni buraya. Large beden eldivenle iş yapacağım. Giden elemanın eldivenleri kalmış. Ben de benim zannedip eldiven almamıştım. Şu an bunlarla iş yapacağız. Fadiş'in yüz ifadesini merak ediyorum. Senin yüzün görünüyor mu? Evet, görünüyor. Heyecan durup da. 10.05 RL ile yapacağım. Önce çizgileri atacağız. Daha sonra dolgulara geçeceğim. Başlıyorum. 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 Ne? Tamam. Sürecek misin böyle? Yok. Aa. Ne? O nasıl kitle şeyler öyle ya? Epilasyon aleti gibi. Acısı. Biraz daha fazla tabii. Bunu yaptığıma inanamıyorum ya. Çok çabaladım kaçmak için. Ama olmadı, olamadı. Fırlatma yani. Kamera varken sesi çıkmıyordu. Kapattım, bana artistlik yapıyor. Şimdi de yap bakalım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, bugünlük sadece siyah kısımları yapacağız. Renge tam olarak karar veremedik. Yani Fadiş önce turkuaz dedi. Sonra aynı renkler de olabilir dedi. Nar çiçeği ve turuncu rengi gibi, yalvaz rengi gibi bu.
Ama ben mor olması taraftarıyım tabii ki. Yani ona daha sonra karar vereceğiz. Bugünlük sadece siyah kısımları yapıp bitiriyoruz. Sadece Paris'te bir şey yok. Bir ara bir cırladı ama sonra normale döndü, anlamadım. Ha, sessiz bir şekilde yaşıyormuş arkadaşlar. İçinde yaşıyormuş yaşayacaklarına. Dün bir de biz spora gittik ve tabii arka bacak çalıştık. Nedir bu arka bacaklarımızın çektiği üst üste. Tekrar bugün spora gideceğiz ama bugün işte o arka bacak çalıştıran hareketi yapmayacak. Çünkü zaten şey, o aletin sünger kısmı bu kısma geliyor ya. Sıkıntı o yüzden. Öyle beklediğim tepkileri vermedi. Hiç şaşkın. Ağlamanı bekliyordum. Ağlamadım. İşte tek korkum bizimkiler ne söyleyecek? Buraya niye bir tabut çizdin diyebilirler mesela. Sen bu çocuğu öldürmek mi istiyorsun diyebilirler. Bilmiyorum. Tepkilerini göreceğiz. Ailem mesleğimi kabul etti ama kendimize dövme yapma kısmında hala daha sıkıştırmalar mevcut. Yani kendi dövmelerimin az olmasına birazcık payları var aslında. Ama ben de başlıyorum. Bütün vücudumu dövmeyle kapatmaya başlıyorum. Az kaldı. Fetişinde şöyle yapacağız mesela. Küçük küçük böyle keskin dövmeleri. Old school da olabilir. New school, old school. Renkli dövmeleri. Parça parça bütün vücuduna yayacağız. Grunge tarzı mıydı? Evet. Sevdiği tarz grunge tarzı. Biraz daha böyle koyu, net dövmeler. Yani o aslında bir kıyafet değil mi? Kıyafet tarzı mı? Bu bir yaşam tarzı mı? Ne? Cevap verdim. Konuşamıyorum. Evet. Bahsettiğimiz grunge tarzını şimdi Fatih'e açıklaması için veriyorum. Hem telefondan göster. Tut. Tamam. Hı hı. Anlat. Alternatif rock'ın bir alt türü olarak ortaya çıkmış. Bu tabii kıyafet tarzına da yansıyor. Nasıl yani mesela? Kıyafet tarzını anlatsana biraz bize. Siyah. Böyle emo'ya yakın ama tam emo da değil. Yeni nesil emo. Yani evet, sayılabilir. Güzel. Kardeşim. İlk dört. Saçlar şekil olmuş. Bunu biz kız kardeşlerle konuşmuştuk ya biz. Evet. Doğru dedim. Evet arkadaşlar. Bitti. Bugünlük. Daha doğrusu müşterimiz geldi. O yüzden renklere geçmeyeceğiz. Hem birazcık vakit ayırmamız gerekiyor renk konusuna bakmak için. Şimdi şurada da yapayım. Evet, çekiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anki hali bu şekilde. Sadece çizgi ve dolguları yaptım. Her zaman bu tarz dolgular daha sonra rötuş gerektiriyor. Ona daha sonra bakacağız yine dediğim gibi. Renkler için sizden yorumda bekliyorum bu arada. Hangi renk yapalım buraları? Bir şeyler söyleyin. Belki düşünürüz, o şekilde olur. Normaldeki rengi bu dediğim gibi. Görüşmek üzere başka videolarda. Oh, 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 oh